Bunlar bir oraya yolda. Sonra o böyle sanki ben her gece oradayım. Her gece oradayım şimdi bir durum oluyor. Hazır mıyız? Tamam. <laughs> Zaten şu hepiniz hoş geldiniz. Woo! Şöyle yani konuğumu nasıl anlatacağımı bilemediğim ilk defa gerçekten bir popstarla bu kadar yakın <laughs> mesafedeyim. Çok uzun yıllardır bence Türkiye'de fanlık nedir'i o taraftan öğrendik diyebileceğim. Ve gerçekten sizi e, temin ederim ki Düşündüğünüz kadar yakışıklı biri var karşımda. Murat la. Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldin. Çok mutluyum ama böyle bir sınırlandırdın ki. Yani o <laughs> yani popstarlık şeyinin dışına çıkamayacakmış gibi hissettim kendimi. Yani böyle bizde şeyler vardır hani. Basma kalıp. Ya öyle aa, değil de. Onu yapmaz, de. bunu etmez falan filan. Şöyle bir konuk oldun. Gerçekten hani... Şey, yaşlarımız çok ortaya çıkmasın diye Ama gerçekten hani fanlık nedir? Ya yani şu anda böyle bir sürü işte youtuber, tiktoker, influencer bir sürü meslek var ya şu anda. Evet. O zaman bunlar yokken gerçekten sadece müzik sektörü ve oyunculuk varken fanlık hikayesini sizden biliyoruz. O yüzden bunu böyle anlattım yani. E çok aşırı hızlı gelişti de her şey evet. ya. <laughs> çok acayip. Ben valla hakikaten yetişemiyorum yani. Hani insanlar demek istiyor ki bir talep var ki bir karşılığı var bu e, sistemin şu an. Ama evet benim çıktığım zamanlarda böyle bir şey yoktu. Yaşımız yaşımız çıksın ya ben 43 yaşındayım. Ben yani. de bir şey işte. <laughs> yani büyüdüm yani tabii ki. Bu işi çok iyi yapan arkadaşlarımız var ama ben yetişemiyorum yani. Ya önce aslında böyle bazı işlerle ilgili konular var sormam gereken ama başka bir şey sorma da edemeyeceğim. Murat nasıl bu kadar hala yakışıklı ve fit ve Teşekkür evet, ederim. Evet, böyle. Gerçekten yani böyle kendine özenen biri misindir Bunun bir formülüm var yoksa benim genlerim böyle kadar bir şey. Ben bakıyorum kendime. Hı. Buna emek sarf ediyorum. Yani hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle anlatayım bir yere gidiyorum. Mesela konserlerim oluyor turneye çıkıyoruz falan. Mesela spor salonu olmayan bir e, otel asla tercih etmem. Yediğime içtiğime dikkat ederim. Başka türlü olmuyor. Evet. Olamaz da yani. İmkanı yok yani. Dikkat ediyorum yani. <laughs> tamam. Karşısında görüyorum kendimi seviyorum ve bedenime sahip çıkmam gerekiyor. İyi bakmam gerekiyor diye düşünerek yapıyorum bu şeyi. Vücudum iyi gözüksün falan filan değil. Bizim aile ırsi kalp hastalıkları da ha, çok. Öyle ben öyle başladım bu işe. İyice Sağlığını abandım. korumak için. Evet. Yani. Sonra bir, bir dönem işte memelerim <laughs> bir gazetede Google'ın ortasında <laughs> böyle... Böyle Tabii bir şey oldu ya doğru. Biz yazmamıştık, an sen söyle. Kendi kendini yakan kendini bir popstar. Ya. Siz, siz ya kaç tane böyle popstar konuk ettiğiniz ablamış oluyor mu? Hocam, yani ben bir gün kalktım o gün katildeydim. O zamanlar gazete vardı evet. yani o gazetenin tadı da vardı yani. <laughs> pasta sayfalar falan değil o zaman. Yoktu <laughs> o zaman öyle bir şeyler. Sayfaları çeviriyordum, bakıyordum falan. Yani sayfayı çevirmeme gerek yoktu zaten. Bir gazetenin manşetindeydim. Bir teknede iken ben Google'ın ortasında iki tane böyle Çok <laughs> kötü. Ne çok hoşuna gitti bakayım. <laughs> çok kötü. Bunu bu kadar bunu bu kadar tatlı konuşabilmen hoşuma gitti yani. Hayır o zaman öyle bu kadar <laughs> hoş karşılamadım. Hoş karşılamadım. Neden? Her oturdu doğru mı? konuşmak <laughs> lazım. Herkesin kendinde gördüğü bir takım eksiklikler oluyor zaman zaman hani. Tabii ki. Ne bileyim ben ben de bunu bir kompleks yaptım yani o dönem. Ve sinirlendim yani. <laughs> Nasıl böyle görüsün? Biraz... Sizi var ya. Tamam. Dedim. Okay. demiyor <laughs> musun? Tamam. Her zaman. Okay. Youtube'da <laughs> yiyiz <laughs> Tamam o pop sarım o yüzden etmeyeceğim. <laughs> ben o memeleri gördüm. Yemin ediyorum o, o tatil benim için o an bitti. Tabii ki şu anki kafamda bir olsaydım bunu bu kadar derdirecek bir pozisyonda olmazdım net söyleyeyim. Çünkü niye? Yani her insan kilo alır verir. Bu çok basit bir şey. Evet, evet. İstersen yapabilirsin bunu. Şu yüzden söylüyorum. O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. <gülüyor> 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 Ya şuradan kalkmak vallahi. <laughs> ve ben bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı. Saçmalama. Ve çok güzel e, akıllarına çok güzel bir e, fikir de gelmiş. Ve bana bunu Ayın çok Çok güzel bir şekilde de <laughs> bir sunum yaptılar. <laughs> yani ya şu anki kafam olsa yapardım. Saniye onu. düşünmem öyle söyleyeyim. Ya yani atıyorum işte ya. Kız deniyor, o zamanlar bu şeyler yayınlanabiliyordu televizyonlarda. Şimdiki gibi değildi. Kız böyle deniyor, ben geliyorum aradan çıkıyorum, bence bu diyorum ve çıkıyorum. Bilmiyorum işte o dönem... Sonra o bir gaza mı getirdi seni yani Onun Onda tabii şeyi var, ka katkısı var çünkü bayağı bir üstünden geçtiler. Ya insan memeleri yüzünden <laughs> bir hafta... E, ya bir haftada konu olmasın be abi, erkeğim ya. Yani kadın da olmasın bence. Bu da bir bu arada ondan sonra çok sıkı sildin o şey gözümüzün önünden. İçinden geçti. Evet yani. yani. <laughs> herhalde iki, iki ay sonra falan ben artık böyle baklavalarımla Bu arada ondan ya. öncesi de baklavasın zaten. O bir ona denk geldi herhalde yani, yani, bir, yani. hep sen iyi. şey bir dönemim. Yani ee, aslında çok kilolu değildim ama yani orada böyle bir <laughs> duruş falan <laughs> Neyse. Tamam. Ya buradaki herkes de biliyor ya. <laughs> ama böyle haksız değil miyim yani? İnsan bozulur ya. ya bir yaşında haksız. küçük olduğunu düşün yani Böyle hani haksız 20 haksız. 20'li yaşların ortasındasın falan. Ne bileyim ben. İşte memelerim falan. <laughs> bir evet. erkek olarak böyle daha farklı bir şekilde <laughs> Yoğun bir döneminde misin? Bir single çıkardın yeni, albüm geliyor galiba yo, böyle. Çok yo yoğun bir dönemde değilim. Konser, ya. monster böyle trafikli bir döneminde misin? Bir trafikli döneme gireceğim. Hmm. Şimdi Avrupa turnemiz olacak. Yazın normalde bizim işlerimiz çok yoğun oluyor konser olarak ama bu yazda biz Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu çektik. Dolayısıyla öyle çok fırsatım oldu. Ben bir de aynı anda birçok şeyi yapamıyorum. Wow, Allahım. Wow, yap dedi sana. <laughs> Aynı anda yap dedi sana yani. Aynı anda <laughs> Bir <tür> şey yap. <laughs> i̇ki şey yapamıyorum. Yani bir şey yapıyorsam onu tam yapmak. E, tam yapmak istiyorum. Ya, tam yapmak değil ama ona daha konsantre Hı -hı. E, olmak istiyorum. Dolayısıyla araya da yine bir iki böyle of günümüzde yine konserlere gittim Hı -hı. ama benim için de tatmin edici olmuyor. Dolayısıyla işte albüm çıktı ama albümü de komple açmadık. Yani insanlar şarkıların isimlerini görüyorlar ama tıkladıklarında Hı -hı. sadece klip çektiğim şarkıları görebiliyorlar. Mart ayında esas Hı -hı. çıkışımızı yapacağız. Önümüzde de bir Avrupa turnemiz var. Şey hangisi daha zevkli? Tabii ki müzisyensin ama. Oyunculuğu da çok sevdiğin ve yaptığın bir yerden hangisinden daha çok zevk alıyorsun? Neyse bence şöyle. Şimdi ben eğer kendimi ifade edemediğim bir alan olsaydı hayatımda. Yani şarkı söylemek. Çok iyi olamayabilirdim içsel dünyamda. Hı -hı. Çünkü çok konuşabilen bir adam değildim. Çok derdini anlatabilen bir adam değildim ama ifade edebildiğim bir yer olması beni kurtardı diyeyim. Şarkı söylemek. O da nispeten. Ve fakat oyunculukta benim oyunculuğa bakış açım çok daha başka bir yerden oldu. İlk başta e, beyaz perdede böyle kendimi görmek isteyen daha yüzeysel bir yerden bakarken işin içine girdikten sonra eğer doğru yerden algılarsan mevzuyu iyileştirici bir tarafı olduğunu fark ettim. Çok okuyorum. Hala oyunculuk üzerine birçok kitap okuyorum. Değişik bir yol göstermeye başladı bana oyunculuk. Çok iddialı cümleler kurabilecek bir durumda değilim. Kurmayacağım da ama sevdim. Ama buna emek veren biri olduğunu yani, emek yani, veriyorum, yani ben emek hani veriyorum. yakışıklıyım zaten bir kitlem var hani o yüzden bunu da yapayım gibi değil hani buna çalıştığın evet. sevdiğin bir alan oldu. Tabii tabii bu, bu kafa patlattığım bir mevzu devam da etmek istiyorum açıkçası yani çok seviyorum çünkü iyi geldiğini hissettim. İlk başlarda hatta şimdi tırnak içinde popstar diye başladık ya <laughs> evet. esasen benim oyunculuk beyaz perdede olayım arzusundan mütevellit bir de hep bir kalıbın içinde olmak zorundasınız evet. bir bu sektörde sürekli bir gülmek zorundasınız Tabii. sürekli iyisiniz yani hep iyisiniz Hayır, yani. Hep yani hep iyiyiz yani hep iyiyiz ama başka birini oynamak başka bir karakter evet. olmak bir alan açtı bana evet, diyeyim evet. ilk başta sağlıksız bir yer karanlık tarafı da aslında evet. orası sağlıksız Aynen. bir yer yani başka birisini oynamak kendimi tanımam için bana bir fırsat verdi diyebilirim oyunculuk yani <laughs> bunun yani adımlarını atmak için Her, hala tanıyabildiğimi söyleyemem ben 40 kırkından sonra Orta yaş krizini biliyorum ama. <laughs> Hacı bu nereye gidiyor lan bu abi? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam başka bir soru Aynen, doğru, yani <laughs> seks hayatım. <laughs> evet tamam kızım bir şey yok. Tekneye dört şarkıda vokal yaptın bilgisi doğru mu bu? Yaptım evet. Bu peki yani bunun PR'ı yapılmadı bu böyle kendin yaptık ve buna mutlu olduk gibi bir şey mi? bu üzerine çok konuşuldu mu? Yani böyle... Kalkık şey ya bir bu. şekilde. Ha, e, Ay büyük yani. bir şey olduğu için bu. E geldi. <laughs> kaç ne zaman oldu bu? Kaç senesiydi ya? Ha eski bir şey oldu. Ah çok eski. Ben, ben o sene zamanlar sene sene Tarkan Tarkan'ın vokalistini yapıyordum. Şakira burada özel bir kanala stardı galiba. <laughs> Star TV'nin bir gecesinde e, çıkacaktı. Sonra bize ulaştılar sev sevtaplar üzerinden. Berna benim diğer vokalist arkadaşım ve ben biz işte geliyoruz. E, düşünür müsünüz? E, dediler. <laughs> biz de bir bakalım. <laughs> Hemen tamam demeyelim bir ee, bakalım. bir bakalım dedik. Sonra yakından gördük. Gerçekten. <laughs> Vokal olmaya değer. Yani neden olmasın? <laughs> <laughs> Okey dedik tamam. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela ben o, o, o zamana kadar Tarkan'da çalıştım. Birçok sanatçıda çalıştım. Ve fakat Şakir'in Şakir olduğu zaman o zamanlar. Bu agresyon ya şu an. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapayım>? Paramparça ediyor. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam. Okey. <laughs> okay, okay. Şöyle bir şey oldu hatta. Biz tabii ki şarkılara ben deli gibi çalıştım. Delirdim ya yani Şakir'e. Yani çalışmaya <laughs> geç tabii çok ki. Büyük olay ya, anlamaz Mevzu yok. çok büyük. Bir de Şakir'e gerçekten o zaman, o zaman hala da öyle ama daha bir, bir şeydi yani. Neyse şarkılara çalıştık falan ve prova günü geldi. Prova günü geldi. Böyle işte biz şarkıları önden bir almıştık falan. Sonra içeri biri girdi. Böyle bir şapkası falan filan. Böyle davulun başına geçti. O Shakira'ymış ben onu böyle bir yaklaşık bir 5 dakika sonra falan aldım. Şarkıya girildi çalıyor falan ben anlamadım yani. Davul da çalabiliyormuş şunu da o gün fark ettim çok tatlı ya. Yani. <laughs> sonra işte bitti şarkı sonra işte geldi ben işte tanışmak için geldi ben Shakira dedi. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle sporun hayatındaki yeri hani şu an yaptığın spor böyle fizik kondisyon gibi bir şeyden bahsetmiyorum. İşte lise üniversite futbol turnuvasında şampiyonluk falan gibi. Evet, İstanbul var. Tenis, kickboks hepsi var burada önümde yazan listede. Evet, denedim. Hepsini bir denedim. Şey misin peki? Haftada bir halı saha adam mısın? Dım. Hani haftanın o bir günü o taşta oynuyorsun aslında. Halı saha deniyor ama o bayağı bildiğin taşta oynuyorsun. Bir de biz erkekler işte burada futbol oynayanlar bilir yani. <laughs> ha, ha, hakikaten her yaşta sanki, yani o halı sahaya çıkıyorsun. Böyle. Yani karşısında sanki Inter var. Hani böyle bir, sanki böyle bir şampiyonlar. Abi arkadaşım bir sakin ol yani. Hani bir, bir dur ya. <laughs> Oyun oynuyoruz arkadaşlarımız. Evet yani şampiyonlar ligi maçına çıkıyormuşuz gibi böyle bir. Gerçi bizim maçlar böyle hani acun macun falan. Emre arada geliyor falan. Böyle bir profesyonel futbolcular da geliyordu arada ama ya, genel halimiz böyle abi. Sonra ben dizleri patlattım. Yani iki dizim. Hatta bir bir doktora gittim adam dedi ki abi sen yani futbolcu musun? <laughs> sen, musun? Hayırdır yani bu diziler içinde kıkırdak <gülüyor> kalmamış <gülüyor> <gülüyor> efendim tendonu bilmem ne olmuş falan. Yaklaşık 3 <laughs> senede oynamıyorum futbol ama sağlıklı yaşam, beslenme yani sadece spor da değil yani. Her şeye dikkat ediyorum. İzler misin peki spor genel olarak? Işte tenis turnuvası izleyeyim, voleybol izleyeyim. İzlemek tabii izliyorum. Bir tenis turnuvasına bir, bir ne bileyim, yani böyle bir... Roland Garos bir hmm. Wimbledon falan bir gitmek de istiyorum hiç gidemedim çok istiyorum açıkçası özellikle bir Londra'da böyle bir Wimbledon. Ağzım. Peki şey bekarsın ve sultansın gibi bir bilgim var. Bekarım ee, sultanım. Evet. Genel <laughs> olarak yani hani çok uzun zamandır seni biriyle böyle yani tabii ki haber çıkması diye bir şeyden bahsetmiyorum Hı -hı. yani dile getirdiğin el ele gezdiğin bir hikayede yoksun çok uzun zamandır. Evet. Bu işin şu kısmı merak ediyorum şey e, ailene düşkünlüğünü de biliyoruz Hı -hı. Yani oradan böyle buna dair bir ancak Murat baskısı gelir mi? Baskı hiçbir zaman e, görmedim desem yalan olur. Evet. <laughs> ya, evlenmek üzerine değil ama yani annem ve babam annem yapmazdı eskiden ama artık böyle. da yapıyor. Bir süreden sonra bir yaştan sonra tabii ki onlar da torun istiyorlar. Ben de istiyorum. Yani çocuk, ben de. Çocuk bir tercih mi? Şu an yoksa böyle o hayat istediğim gibi biri karşıma çıkmıyor gibi bir şey. Yani ben ben biraz güvenmekte zorlanıyorum sana ama. sorabildiğim için çok mutluyum Önce, hoş geldin. Ben yani. de sorduğum <laughs> için çok. <mutluyum>. Her <laughs> zaman her <laughs> yerde konuşabilecek <laughs> fırsatım yok çünkü Aynen, hani evet. çok açık açık evet. her şeyde her yerde konuşamıyoruz. Bence sadece mevzu yani benden yani tabii annem babam istiyor ama yani tabii birileri istiyor diye buna annem babam da da yani hayatımı e, <laughs> sevecek halim yok. Çocuk istiyorum evet. Ama bence bizlik bir mevzu değil o. Şimdi evet. bir, bir şey, bir yük bindirmek istemiyorum. Hani bir sonraki partnerime diyeyim. Bir yük bindiriyorum <laughs> ama. <gülüyor> yani Gerçekten anne hissini vermesi lazım herhalde Tabii bana ki. Evet. Yani olabilmesi gerekiyor. Ben, benim ama çok ciddi bir güven problemim var. Hmm. Bu ne kadar yayınlanır onu bilmiyorum. Ritikten geçer mi? bizim ben şu ana kadar çoktan bence daha kötü bir şey söylemedim. <laughs> yani çok uzun soluklu ilişkilerim oldu. Evet ama kendime ne kadar zaman ayırdığımla ilgili bir fikrim yok. Yok derken var oldu sonradan yalnız kalamamışım yani ben ne istiyorumla ilgili bir soru sormamışım yani dolayısıyla şimdi güvenmemek mevzusu aslında benle ilgili bir soru bu benim bir sürecim kendime bir zaman tanıdım ama bunun bir hani 2025'in 6. ayı gibi bir zaman değil bilmiyorum birazcık da ben şeye inanıyorum ya. Bir anda bir kadın böyle çıkıyor ve işte orada o hikayelerin hepsi değişebiliyor. Yani bunu da kendime güvenebilirim olabiliyor. Onu demiş. da bilemiyorum. Onu da bilir. Evet. Yani onu kapalı da değilim. Evet. Ama yani bir, 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 kendim için... Kendine döndüğün ve Kendim için bir acelem yok demeye başladığım bir dönem oldu. Hı. Bir sakin ol yani. Hani bir sen ne istiyorsun bir anla. Çünkü bu mevzu biraz kişisel e, mutluluktan geçiyor ilk, ilk başta. Kişisel saygıdan geçiyor ilk başta. Yani i̇lk önce insan Bence kendini sevmeli ki birilerini sevebilsin evet. ve sev, sevildiğini hissedebilsin. Buralarda bence benim bir takım noksanlıklarım e, olabilir. Baştan gömlek için baştan başlıyor muyuz? <laughs> <üçün? gülüyor> en <Evet, sayın gülüyor> sevilen e, şey... çok terdiğim <laughs> <bir gülüyor> için <laughs> kısa e, Murat soyundu ve giyindi. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı biri gibi görünüyorsun ama. <laughs> e, Tam bir <laughs> <b> <diye. gülüyor> Ya baksana abi programa girerken işte popstar mı diye. <gülüyor> <gideceğiz>. <gülüyor> okay. İki şey merak ediyorum. Bir, sanatçı tarafında kaprisli biri misin? Zor mudur seninle çalışmak? Hayır. Yani ben hiç öyle gözlemlemedim sıfır, ama. Sıfır. Yok ya. Hı. Bence bu biraz aileyle ilgili bir şey. Yani ben mahallede yetiştim yani. Anadolu şehrinde, Ereğli'de, Karadeniz'de, Ereğli'de büyüdüm, doğdum. Bu biraz sanırım onda bir şey. Yani ben bir, bir basma kalıp şeylerim yok ya. Hı hı. Ben iletişimi seviyorum. İnsanlarla hı hı. Bir, bir, başarı varsa ortada hep birlikte beraber yapıyoruzdur. Yapıyorsun. Beraber yapıyoruzdur. Burası da dahil yani. Hepimiz hep birlikte yani bir şeyler yapıyoruz gibi. ve bu çok kıymetli bir şey. Ben böyle büyüdüm yani. Peki partnerlerine e, şey bilir misin? Agresif bir misin? Kızar mısın yani? Kızgın mı? kızgın. <laughs> Soruyu yumuşatmaya çalıştım. Agresif en son en son göz sormaksın. kırparak kızgın mısın dedim kısık butonla yani. Ne sormak istiyorsan yani, tam olarak e, sor. Yani böyle çok tatlı biri olarak görünse içinde böyle bir bir tarafın var mı onu soruyorum. Var. Ne kadar? <laughs> Hayvan gibi. Pes <laughs> baba. <laughs> 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 Şöyle hayatımda böyle evet pişman olduğum anlar oldu böyle bir, 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 öfkeyle ilgili problemim vardı bir dönem ama onu çözdüm sonradan. Ama aslında bu sanki bu soru hani karşı tarafa sorulması gibi bu nasıl bir insan diye sorduğunda hani kişiden kişiye değişir. Bana sorsan değilim derim ama karşı tarafa sorsan derken hani, psikopatın Allah'ı yani diyebilir. Tabii bunun bir aslında bir bence bana göre bir limiti var bir sınırı var. Tabii ki. Ben kendimi asla öyle bir yerde görmüyorum. Yani ben görmüyorum. Uzatmamız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi kişilik testi yapalım. Haydi bakalım. <laughs> kolay kolay sinirlenmem kelimelerin gücüne inanırım. Buna böyle hani öyle, evet öyle, hayır. Öyle, gerçekten yok, mi? Evet. Daha zorları var. Şu ansa eğer. Şu an bugün Murat'ı için. Evet. Tamam. Ee, yaz tutmakta iyi değilim. Hemen modumu değiştirmeye çalışırım. Çok iyiyim. Hastasıyım hatta. Aa. Uf, melankoliyi çok severim. Yaz tutarım. İçinden <laughs> Gerekirse, geçerim. Gerekirse. <laughs> <laughs> Peki, of. espiritüel kişiliğim travmalarımı gölgeliyor. Evet. Aynada yaşlı bir surat görmek istemiyorum. Evet. <laughs> Sahneye her çıktığımda çocuk Murat'ın nefesindeki ışıltıyı hissediyorum. Ve seks yaparken bulunduğum yerin kokusu ve loşluğu benim için önemli. Kim <laughs> <laughs> soru hocam? Bu... Daha tabii için. ki. <laughs> Üniversite sınavından bu kadar zorlanmadı. Buyur. Sahneye her çıktığımda çocuk Murat'ın nefesindeki ışıltıyı hissediyorum. Ve seks yaparken bulunduğum yerin kokusu ve loşluğu benim için önemli. Koku ne ama? Ortamın kokusu benim için önemli. Önemlidir ya nasıl önemli olmayabilir zaten. Ortamın kokusu. Evet. Biz erkeğiz canım benim. <laughs> Çok Biz o kokuya mı bakarız? Yani? Artık parkordayım. oradayım. Ya burada gevrek gevrek gülmeyin. <laughs> <laughs> Yalan mı yani? Yani şimdi ne kadar güzel kokuyor <laughs> ya şu an demeyiz biz yani demeyiz mi bilmiyorum. Yani güzel mi? kokuyorsa artıdır gibi tabii. Yani kötü kokuyorsa da yine fark etmez de kötü kokuyorsa. O yüzden <laughs> sordum ne kokuyor ortamda yani yani. Ne kokabilir ki yani kötü ne kokabilir tabii ki e, evet. Kötü, evet yani kötü kokabilir evet, yani bazen, tamam. kötü bazı yani okay. bazı durumlar. Nezaketsiz insanlar beni çileden çıkar. Net. Bakışlarımın kadınları bitirebildiğini biliyorum. Yok, öyle bir şey yok. Yalan söyleme Murat! <laughs> Hayır. Ya şu an yalansın! Hayır öyle bir şey yok, öyle bir iddiam da yok. Peki Niye iddian bir yok, diyor? ben söyleyince İddam evet İddiam yok, mi? hadi hadi başıma da geldi yani. Nasıl yani? Çok net. Yani <laughs> Yani reddedildiğim anlar oldu, ben, ben o an kendime çok inanmıştım. <gülüyor> <dışarı>. <gülüyor> ya çok oradaydım ya, anladın mı? Ya ben ya! Yalan gerçekten mi? Yemin ediyorum ama burada olmadı. Ay ben de. kendine bu kadar inanan bir insan değilim, zaten inanmamam da gerekiyor. Niye Neden biliyor musun? Ya? Çünkü kıymet karşılıklı bir şey yani. Tabii ki ne, herhalde canım. Baktığım anda alırım demek değil bu ama bakışlarının ya, kuvveti. <laughs> <normalde alırım. gülüyor> ya <Yani, bakışlarının, gülüyor> tamam alırım. normal alırım. Bakışlarının. Tamam yüzde ee, seksen. Tamam. Aşık olduğumda arkadaşlarımı ihmal etmem. Ederim. <laughs> ettim yani. Çok iyi yani. Şu andan sonra etmem ama. Bugünün kimurat etmez. 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 Ama ettim. soru <laughs> cümleye bak. Arkadaşlığım arka bozuldu yani. Kaliteli cildim. <laughs> Senden bahsediyorum. Derin bakışlarım ve sempatik ruh halimle bilinmekten hiç haz etmem. Böyle bilinmekten. Tabii ya. Çok da rahatsız olurum. Evet, olur. Tatlı, ekşi, mayhoş tatlardan hoşlanırım ve yaşlı bir akrabamın duşta sırtını keselemekten çekinmem. <laughs> Bak, burada problem bende değil mi? Ya ben konu olarak ko geldim... E, çok arkadaşlar güzel. yani araştırmanız... Arkadaşlar siz delisiniz! bir, bir araştırma... Ya böyle bir üniversite hastanesine yatıralım. <laughs> ciddi ciddi sizin neyiniz var diye araştırmanız lazım. Ya böyle bir soru normal bir insanın aklına gelmez ya. Hı. Sağlık sorunu varsa evet. Tabii ki çekilmez. Yani... Yani... Bence de aynı fikirdeyim. Evlenmekten korkuyorum. Ben mesela hiç de korkmuyorum abi. Yine olsa yine evlenirim. Öyle biri çıkarsa karşıma. Ben yani bunu belli ki söylemem gerekiyormuş <laughs> Ya böyle bir soru ya. Tamam eleştirme artık, kabul et buradasın ya. Akışında ol. Böyle bir ülkede... <laughs> evet ya da hayır demek ne kadar zor değil mi? Neden ya? Çok zor. Hayır çünkü her şeyin bir sırası var yani. Tabii ne ki. o? Özellikle bence kadınlar üstünde daha büyük bir baskı var bu Hı -hı. ülkede. Yani bir, bir kadın şöyle olur, böyle olur falan sonra evlenir. Bilmem böyle bir koca bulur. Sonra yani, da mutlu olmasa ayrılır. Evet. Yani şimdi gerekir. korkmak ya da korkmamak değil. benim evlilikle ilgili bir sorunum yok. Ama baskıyla ilgili bir sorunum var. Tabii ki bunun olması gerekiyor. Yani toplumsal baskı evet, ya ki. da kişisel baskı her türlü. Evet. Çünkü yani kişisel olarak mutlu değilsek evlilikte nasıl mutlu olacağız? Tabii yani ki yani mutlu normalde olamazsın mutlu yok. değilsek dolayısıyla bir kalıp içerisinde yaşamayı reddediyorum. <laughs> Ama evlilikle ilgili problemim net yok yani. E, halı sağda ve sekste on numarayım. Sekste her zaman on numara değilim. Ya da zaten her zaman on olsun bu genel geçer bir Alı şey. Alı sahada da on numara her zaman değilim. Bu moddan moda değişir. <laughs> ama iyi olmak için çaba <laughs> sarf ederim. <laughs> ya ne çok tatlı biliyor musun? Aslında nesini konuşmak istiyorsun. Ben, Konuşmaya ya pop sıvı ama terliyorum <laughs> ya. <gülüyor> bir daha alabilir miyim soruyu? Daha da sekste iyiyim. Hayır böyle bir şey yok. yok tamam. Peki kendinde değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı? Tam da aslında hayatımın bu döneminde o aşamadayım. Aslında birçok şeyim var yani. Yani ön yargılarım oluyor bazen. Herkes de olduğu Tabii kadar. Ki. Bende de öyle şeyler oldu. İletişebilmeyi istediğim bir dönemdeyim. Yani ben konuşabilen bir insan değilim. Allah Allah. Hiç değildim. Şu an ya. konuşuyorum. Bakmayın şu an yani. Gerçekten mi? Evet. Hiç sıfır. Hatta Aa. sıfır oldu sıfır yani. Buralara girince böyle çok Yok, derinlere evet, gidiyorum. Evet, tamam tamam. Ben zaten Daha test derim... okuyordum ya. Okay. Şu an aklına gelen ilk kelimeyi söyler misin? Daralmak. <laughs> Ay saçmalama! Sana Sana yapmış olamayız şu anda. Hayır şu an o geldi aklıma. Sorduğun soruya veremediğim cevaptan dolayı böyle <laughs> demiş <laughs> şey olabilirim yani. Buradaki mevzudan dolayı değil. Ben onu. Şey gibi Veremedim mi o cevabı? <laughs> ben onu şey gibi aldım hocam. Daha açmak isterdim kendim ama yani bence burası böyle eğlenceli bir yer. Diye. <laughs> Kafanızı kırmayayım ya şimdi. Bozmayayım ya. Yok, hiç seninle ilgili bilinmeyen her şeyi konuşmak çok tatlı bence. Yani zaten aslında eğlenceli tabii sürekli konuşuyoruz ya. E Şimdi sana testimizin sonucunu okuyorum. Hazır mısın bizden kendini dinlemeye? Murat bir dakika bir dakika dur. <laughs> karmaşık karmaşık bir sürü cevaplar verdim. Evet Siz... şimdi sonucun bu... çok tatlı. Bir dakika bu sonucu daha önce hazırladınız mı? Hayır şimdi şu, an... şimdi şu anda sonuçlarına göre. Akıyorum. Peki buyurun. Zaman acılarını dindiren kadifeden bir örtü gibi sarıp sarmalıyor açıkta kalan her bir yanını. Bundan dolayı zamana karşı gelmek bir kenara dursun. Onun ritminden ve akışkanlığından güç alarak buluyorsun aydınlığa çıkan o keskin yokuşu. Akşamdan kalmış yarım hikayeler, sonu görünmeyen dipsiz kuyular, atılamayan eşyalar, sahte gülümsemeler, unutulmayan kokular, bilinçaltının derinlerinde yatan ve içini kemiren huzursuz düşünceler, hepsi ama hepsi seni bugünleri görmeni sağlayan dirayetinin temelini oluşturan birkaç kırılma anı ve köşe taşından ibaret. Hayatın pervasızca akıp giden halinden midir bilinmez, kendini yenilmez hissettiğin anlarda da bu dünyanın tozunun dahi kalmamasını dilediğin, huzur dolu bitik yüre butik yüreğin seni insanlara karşı savunmasız bıraktığı anlar olsa da istediğinden dağları yerinden oynatacak öfken sağ çelik zincirlerine takılıyor ve bu da evreni öfkesiyle yok edebilecek güce sahip bir heybetli adamı kusurlarıyla barışmış ve arınmış yüce bir şahsiyet olma noktasına tanışıyor hanımlar beyler Murat Boz burada çok doğru bir nasıl oldu bilmiyorum gerçekten <laughs> O ben ya o yazdı. Ben yazdım. Ben. O sandalye <laughs> yapayım ki yanıma gelsin. gel abi hakikaten gel. E ee, şimdi eğlenceli Benim bir oyun oynayacağım. Benim kadar yani. Ne <laughs> sıkıntı var gibi oyunu. Üstelik o kahküller önünde hiç olamaz şu an. Okey. Hadi kulaklık oyunu oynayalım. Bunu ilk defa oynayacağız burada. İkimiz farklı bir sen bir ben oynayacağız. Kulağımıza bir müzik verecekler. Bir de söylememiz için bir şarkı söyleyecekler. Biz kulağımızda o müzikle o şarkının birkaç kümesini söylemeye çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle o zaman bir şarkı geliyor kulağıma Ben de bana söylediği şarkıyı söylemeye mi çalışıyorum? Aynen Birkaç Allah, cümle <laughs> yani Bunu bir şarkıcı yapmak <laughs> Bu arada benim sesimin çok kötü olduğu Kulağımın olmadığı bilgisiyle bir cümle söyler bu işi bitiririm Beni eğilendirmiyor Söyleyeceksin Benim kulağımda başka bir şarkı olacak evet. değil mi? <laughs> Sana aşkım minimum 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 <laughs> Sağ <laughs> ol. Allah belanı <beraber daha> <laughs> doldur. Bu ne güzel bir gündür haninle. Murat'ın <laughs> yapamadığını ben asla yapamam arkadaşlar. Sana aşkım. <laughs> çok, mu zor, çok... Kaç zamandır? <laughs> bir dakika. Sana aşkım minimum. Sana aşkım minimum minimum, minimum. Sana öfkem maksimum, maksimum, <laughs> maksimum, maksimum. maksimum. Sana Aa, aşkım bravo, minimum, bravo minimum, bravo, minimum. Bravo. Sana öfkem maksimum. Bravo, bravo yaptın. Teşekkürler. Beni sizler ben yaptınız. yarattınız. Asla yapamam Murat'ın yapamadığını. Söyle, söyle buldum, diye çıkış mı yapacağım ben burada? Buldum, Aşkı söyle, söyle yoksa yalnız mısınız? Arkadaşlar. İsmail kadar Allah belanı versin çalar mısın arkada? Sen Vallahi sen kızdın söyleyeyim. mı bana? Asla. Hayır asla. <gülüyor> Oha se, <laughs> se. <laughs> O oldu be, o valla oldu. Çok korkunç. Her şey çok kötüydü değil mi? Her şey çok kötüydü. Çok iyiydi ya. Bence çok iyiydi. Saçmalamayın. Valla çok iyi. Gerçekten mi? Emin ediyorum hiç yani... Tekte. Ben beklemiyordum. Tamam kızım. Tamam, ben de söylüyorum. Kandırdı mısın? <laughs> Allah beyanı öyle. Kardeşler bana diye girdi İbo. Kandırdım Nazlı'yı Sonunda tılgın sözlerle Kandırdım sonunda güzel <laughs> Ya Muhtemelen bir kat yaptık ve geri geldik. Çok muhtemelen. sinirimiz bozuldu. Senin... Murat üstünü değiştirdi. <laughs> ee, Öldür Seviş şey Evlen oynayacağız Murat. <laughs> Son oyun. Şöyle bize ikimize de benim de bilmediğim e, üç tane isim gelecek birkaç tur. Biz bu isimlerden oyun olduğu için gerçek hayatta böyle bir şey yok gibi düşünerek biriyle sevişmek zorundayız, biriyle evlenmek zorundayız, birini de öldürmek zorundayız. Neden ama? Oyun. <laughs> tamam okey. <laughs> Galgador hangisi? Kim? Wonder Woman. Hocam ben hiçbirini öldürmek istemiyorum. Evet. Sağ Buyurun. Buyurun mu dedi Evet. Göstereyim. Şu an mı gösteriyorsun? Aynen. <laughs> hayır ben hepsi bitecek sonra göstereceğim. Hayır size. hayır birkaç tane olacak. Bakayım. Sadece bir <laughs> ha hepsini bir yere yazacağım. <laughs> yani hangisini öldürürsün hangisiyle sevişirsin? Bir daha alayım. Abi ben niye öldüreyim? Ya öldürmeye takılma sen ya. Öldürmek Anasını... en son aynen. gibi yani. Sevişmeyeceğini ve evlenmeyeceğini öldürüyorsun gibi düşün. Okey. Abi kesin yani kesin. Tamam Ama boş ya ver. Ben çok ya, zor aynen. bir pozisyona sokmuşum. <laughs> Aaa! Tamam, öldü de ne yapalım? Tamam. Hocam nasıl ya? ya? hangisine nasıl ya? <laughs> Hepsine. <C -Lo>. <gülüyor> 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 kesin, kesin orada yani. Ya Öldür Ceylo, Seviş Ş Şakira, Beyoncé'la evlen. Ben de, de Şakira ile evlenip Beyoncé'la sevişmiştim. <laughs> Çok evlen. teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Muazzam. Eski Murat'la şu anki Murat arasında uçurumlar, dağlar kadar fark var mı? Var, Sektöre başladığın evet. zamanla ilgili. Bundan memnun musun bu değişimden? Yoksa yani canım çok sıktı, sıkıldı ve bu yüzden gitti artık eskisi kadar naif değil gibi bir şeyler mi gidenler? Yoksa değişen şeylerden memnun musun? Biz değişimin eşiğindeyim. Dolayısıyla evet şu anki farkındalığımın gençliğimde ilk çıktığım zamanlarda olmasını tabii ki isterdim. Ee, ama herhalde yani bu bu aşamaya gelmemin de bir sebebi bir sürü şey yaşadım bütün hayatım boyunca kariyerimde de öyle. Şu an yani daha çok yolun başındaymışım gibi hissediyorum kendimi Aa. hatta yani evet. Vay be, o kadar o kadar yeni bir süreç benim için. Allah. O kadar yolum varmış gibi hissediyorum ki bir de. Ay ne kadar zevkli burada ama bu olmak. biraz bu biraz şeyle ilgili. Hepimiz yani buradaki herkes kendi hayatında, özel ilişkilerinde, iş, iş ilişkilerinde falan hani doğru bildiği sandığı şeyi yapıyor. Ve fakat bunu yaparken e, bir bilgiye sahip. O bilgi nedir sorusu esasen sorulması gereken soru. Yani aileden nasıl bir bilgi aldın ki bir sonraki ilişkine bunu nasıl yönlendiriyorsun? Yani doğduğundan mütevellit nasıl kodlandın? Nasıl Yetiştirildin, nasıl bir ortamda büyüdün? Bunlar aslında kritik sorular. Dolayısıyla doğru bildiğin şey, çocukluğundan aldığın ve önüne koyduğun şeyler üzerine kurduğun ilişkiler bir süre sonra a, sen de ya tam tersi, tam tersi işliyor ama onun farkındaysan eğer hı hı hı. farkında değilsen benim gibi işte kırkına kadar böyle bir basma kalıp şeyler fikirler var. Tamam mı yani ne, ne bileyim? İşte mutlu olabilmek için işte para kazanmak lazım gibi. Çok salt bir yerden, Hı -hı. çok şu an çok Evet, evet e, Sığ bir yerden anlatıyorum ama aslında esasen insan biriktirmenin, iletişimin çok daha kıymetli olduğunu anlama mesela 40'lı yaşlarımdan sonra oldu benim ya yani. Ya ne çok kadar şey. zevkli bir şeymiş ya. Yani şu an olduğu alan, yani bunu fark etme alanı. Beni zevkli. Evet. Ama çok zor. Tabii ki çok zor. Yani bunu bunu handle edebilmek, bunu bununla baş edebilmek. Fark bunu fark edebilmeye başlamak. Yani şimdi şöyle fark ettim dersen zaten sorun orada başlıyor. Evet tabii bir şeyi fark ediyorsun da düzeltmek ne bileyim yaraları sarmak falan bunlar. Ben, ben şu an şöyle söyleyeyim emeklemiyorum bile yani. Ama işte insanın kendiyle ilgilenme ve kendi arızalarını, kendi hikayelerini çözmek için uğraşma çabası bile çok bence. O güzel. Kıymetli bir nokta yani. Hani Ama sıkıcı bak bu konuyu şu an hemen geçelim. Hayır geçirelim. ya niye sıkıcı falan bak, diye sıkılmaz. çok. Da... Herkes, Herkes de sıkılmadı. Hayır hayır bir dakika. <laughs> Aslında ailenle ilgili yani aile konuları geçtiğinde böyle hassaslaşan, duygusallaşan bir Murat olarak biliyoruz biz seni. Yani buna karşı galiba annenin bir teşvik tarafı var müziğe diye bir biliyorum. <laughs> Ee, bu şey merak ediyorum yani bu böyle zaten Ali ile iş yapıyorsunuz yani böyle bir, güzel bir bağ var orada gibi Hı -hı. görünüyor bize ailevi bağlarınız. Ve senin buna karşı da bir hassasiyetin varmış gibi okunuyor dışarıdan Hı -hı. doğru ya da yanlış. Bu e, yıllar içinde evrildi başlarken mi böyleydi yoksa hala böyle misinizdi genel olarak aile ilişkilerinde? Biz aile içerisinde hep öyleydik hala da öyleyiz. Ay ne kadar güzel. Zor çünkü yani yaş büyüyor, yollar ayrılıyor, hikayeler başka bir şey oluyor. Ya tabii öyleydik, hala da öyleyiz. Ee, ama bu demek olmuyor ki her şey mükemmel. Yani Herhalde. Bizim ailemiz için de geçerli, evet. başka aileler için de geçerli. Merkez, çekirdek orası. O bütünlüğü hissetmezsen eğer zaten hani var olamıyorsun yani. Ben ya da olamıyorum, bilmiyorum yani. Bunu da iyi anlamak gerekiyor. Yani bu sadece aile olsun ve tamam bundan sonra Değil gibi bir şey değil. Bunu doğru anlamak lazım. Yani mesela ailende aslında baba mısın ya da anne misin? Yani bunları mesela iyi tespit etmek lazım. Dolayısıyla iyi konumlanman gerekiyor. Kendini anlaman gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Ben kimim? Ne istiyorum? Ailemde hangi pozisyondayım? Neyim yani? Dolayısıyla bir çocuğun, bir ailede bir çocuğun çocuk gibi büyüyebilmesi, anne baba arasındaki o sevgiyi, sevgiye şahit olması ya da olmaması mevzusu. Bütün o süreç o çocuğun bütün hayatını Aynen. sonuna e, kadar. sonuna kadar etkiliyor. Dolayısıyla kolay bir şey değil yani. Evet tabii ki ailemiz her şeyimiz, her şeye rağmen her şeyimiz ama ne olduğunu da anlamamız lazım yani. E, ebeveyn olma hikayesinde şeyi farkında olma lazım. Dünya getirdiğin çocuğun nasıl biri olacağını sen, sen, sen belirliyorsun. Hayatta Tabii ki. ne arayacağını, neyi doğru göreceğini, Tabii neyi ki. arayacak, neden kaçacak, ne ona kıymetli gelecek. Onun hepsini sen belirliyorsun aslında ebeveyn olarak. Ya. Bu karar verme sorumluluğu bence o yani. Anne baba olmak için, abi şuna karar verme. Sen bireyin hayatını şekillendirmeye okey misin? Ya bu kadar. Karar olan bu. Çok büyük bir... Çok büyük bir... Bir şey sormak istiyorum. Aslında biraz seni sana çok hayran kadınlar için. Yani seni çok böyle şey gibi... Bir... Yani şöyle aslında şuradan geleyim. Ee, gerçekten açılışta dedim ya fanlık dediğimiz şey. Yani şu anda mesela oyuncuların işte fanları var, TikTok'ların var. Bu bu değil. Yani şu an Instagram'dan birine e, hayran olmak değil eskiden bizim bildiğimiz fanlık. Yani eskiden müzisyenlerin fanları dediğin şey gerçekten kulüp oldukları, organize ettikleri, gittikleri, geldikleri çok başka bir şeydi. Yani müzisyenliğe duyulan, müzisyenlere duyulan hayranlık çok başka bir boyuttaydı bildiğim kadarıyla. Yani Türk hiçbirine böyle bir şey hissetmedim ama Öyle bir hikayeydi ve hani e, işte onun fan kulüpleri olması bir şey olması böyle bir yerden bir kitlen var aslında. Yani seni e, seni merak eden, seni seven, seni yani sadece senin bakışlarını izlemek isteyen biliyorum yani bildiğim bir yerden söylüyorum. E, o yüzden şey merak ediyorum. Bu insanda buna göre davranmalıyım modeli çözüyor mu? Yani e, hani anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani senin davranışlarına, tavırlarına, oturuşuna, karkışına, Murat olduğun halinden... Başka bir şey göstermene sebep oluyor mu? Yoksa hep olduğun halinle miydin? Ve bu yüzden mi sevildin orada? Zaten bak programın başında aslında bunun sinyallerini vermiştim ben sana. Popstar diye girdim. Ee, bu bir kalıp. Tabii ki öyle. Ama o, o, o zaman öyle bir şeydi. Seni bir şeyle suçlamıyorum. Evet, bu Hemen defansa geçme. Ki. Sakin ol, sakin Hay, ol. Hayır sen kötü bir şey söylemişsin gibi. Kötü bir şey söylemedin. Ama şöyle. Aslında bu sorduğun sorunun e, cevabını ben daha... Daha bu mevzuya, programa başladığımızda söylemiştim aslında. Neymiş? Ben kaçırdım. <laughs> İlk defa gerçekten bir popstarla bu kadar yakın <laughs> mesafe değil. Böyle bir sınırlandırdın ki yani o yani popstarlık şeyinin dışına çıkamayacakmış gibi hissettim kendimi. böyle. Bizde şeyler vardır hani basma kalıp. Ya öyle aa, değil de. Onu yapmaz, de... bunu etmez falan filan. Tabii ki oluyor. Ya bu zor. Ama şimdi değil. şöyle. Yani bunun senin, bu bir tercih aslında. Evet. Bunu yapmayabilirsin yani. Bu şu demek aynı zamanda. Kendinden neyi ne kadar feda edeceksin böyle bir sorumluluğunuz böyle bir yükünüz tabii ki oluyor tercih dememin sebebi de o yani bunu ne kadar kabul edeceksin çünkü kabul ederseniz de ne kadar kendiniz olursunuz kendin olabilirsin evet. bunu aslında kendine sorman lazım ben de o dönemlerdeyim evet. yani. bu iş şey çünkü... zor bir şey o yüzden yani kolay değil yani evet tabii evet. ki. Evet, çünkü her zaman kendin olabilme şansın olmayabilir her zaman gülemiyor insan yani tabii. ne bileyim ben yani evet. Çocuklar geliyor magazin. Benim çok bir sorunum yoktur ama yani yani insan eşref vakti oluyor, eşek vakti o oluyor yani. Bir istemeyebilirsin gün yani İstemiyor da olabiliyorsun ya yani, tabii ki. Ama zor bir soru cevabı. Bu işten para kazanan bir insan olarak e, bugüne kadar kazan bir, bir, böyle bir şükürsüz bir halde olmak istemem. Çok şükür ama bunun bir bedeli oluyor. Ben o bedeli bugün ödüyorum. Bugün <laughs> Genel olarak. Yani. Benim şeyim, Burada bir, <laughs> bir kadınla bir kadını beğendin, tanışmadın, okay. beğendin ee, ve onunla e, iletişim kurmak ya da onu tavlamak için bir belirli bir yöntemin, formülün var mıdır? Herkese sorduğum bir soru bu. Belirli bir formülüm falan yok. Ee, bence öyle bir formül de yok. Ee, bence e, bir erkek bir kadını beğendiği zaman eğer e, gerçekten o medenice cesareti bulabilirse bence konuşabilmeli. ...kendini ifade edilmedi. Çünkü bence... ...benim anladığım şu. Kadınlar netliği seviyorlar. Güzel. Yani net olacaksın yani. sen beğendim diyeceksin yani. Ama şimdi tabii... ...günümüzde bu biraz... ...bu kavramlar biraz karışık. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kadını beğendiğin zaman... ...bunu beğendim seni... ...dediğin zaman kimisi bunu... ...taciz olarak algılıyor. Şu an hani... ...o kadar ucu açık ki yani. Ama ben e, bunu... ...söylemeyi e, tercih ederim. Net bir şekilde... Evet, bugüne kadar aldığın en güzel iltifat neydi sence? Hatırlar mısın? Aklına gelir mi? Şu an gelmediyse bence... Peki sen sever misin ben... iltifat etmeyi? Öyle biri misin? Hala <laughs> aldığın iltifatı mı düşünüyorsun mesela? Evet onu düşünüyorum da yani takdir etmeyi severim. İltifat etmeyi de severim. Çünkü çok bence insanlar edilmiyorlar da yani. Teşekkür etmeyi çok kıymetli bulurum yani bir iltifat da geçtim yani insanlar artık onu da yapmıyorlar yani. Teşekkür, özür bunlar çok kıymetli. Tabii ki ederim. çok kıymetli şeyler bunlar yani sadece o salt böyle hani iltifat çok ettim, ederim de yani hakkını veririm yani. Gerekirse oradayım. Tabii, her ortamda... <laughs> Biz niye bu kadar ciddileştik? Çok saçma sapan sorular soruyorduk böyle yani. Hayır bunlar bir, bu arada evet, ciddi sorular yani. değil. Bana ciddi yani gibi geliyor. Ben ciddi bir cevaplar veriyorum ben. Sorusu çok yani ne kadar Çok saçma sapan şeyler ya. konuşurken bir yandan işte ne bileyim <laughs> Bozi işiyordu, ortalama <laughs> sıçıyordu falan. Böyle konuşurken bir yandan böyle ciddi ciddi, ciddi konulara girdi Hayır gidiyorum. aslında bu komik bir konu yani. Hayır seyirci evet, sıkıldı falan. bak. Hayır hayır ama çok eğleniyorlar. E hiç bilmediğimiz gizli bir yeteneğin var mı Murat? <laughs> Herkes hazır mı? Hayır dur. Şey yapacak bir şey O kadar da değil yani. Mesela sen yapabilir misin bilmiyorum denemeni istiyorum. Tamam deneyeceğim. Tamam şu an yapmayacağım. Hı. Tek eline aa, böyle şöyle yapıyormuş gibi alkış sesi istiyorum senden. Ha, şunu yapmam lazım. Sen bana şu an hareket mi çekiyorsun? <laughs> Ama şöyle yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> bakayım bir. Ay, saçmalama. Sen... Bir deneyim bakayım. Olmaz bir deneyim yani. Olmaz hocam. Bu Allah vergisi. <gülüyor> <gülüyor> Allah felanı versin yani böyle bir vergi mi olur? Çok kalp kırmış mısındır? Sonuç üç sorum. Yani kalp kırmışımdır ama çokunu... Peki Gülsü kalp kırdın, <laughs> kalp kırdığı zaman şey misindir? Yani özür diler misin? Fark eder misin? Dilerim evet. Senin kırıldığın ve bunu söylemediğin, dile getirmediğin çok hikayen var mı? Biriktirir misin? Çok, çok, çok. Aa, hadi ya konuşmaz. Zaten konuşamıyorum dedim ya. Tabii tabii. ki, tabii konuşma ki. konusunda. Aa. Öyleyim ben ben ama bu çok iyi iç e, birikmesi yaratmaz mı insanda? Tabii ki yaratmaz olur mu? Evet çok ağır. Hele ki yani de yani kırklı yaşlara geçtikten sonra bunu fark etmek biraz mücadele istiyor yani. Çok ama teşekkür yani. ederim yani geldiğin için. Çok ben teşekkür ol. ederim. Bana sormak bir şey var mı? Var. <laughs> ama yok o kadar da değil. O <gülüyor> <söyleyeceğim>. <gülüyor> yok. Onu Sadece şöyle lazım. bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten ekip müthiş bir ekip. Evet. Ee, Bugün buraya gelirken hiç böyle bir şey yaşayacağımla ilgili bir fikrim yoktu. Aşırı mutlu oldum. Gerçekten yani, teşekkür ederim. Ee, çok iyi bir program. <laughs> Hayatımda görmediğim <laughs> aptal saptal sorularla karşılaştım. Ee, hiç bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten çok orijinal sorulardı bu arada şaka yapıyorum. Tebrik ediyorum bütün ekibine. Ee, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ee, i̇lk ilk dakikasından son dakikasına kadar çok evet. mutluyum. Hep beraber oldum. bu ekibi Vupa götürecek misin? Net röödün <laughs> <değil> mi? <Sözünün gülüyor> <abi? gülüyor> Beraberiz. Başka bu kadar kendine dönük biri olduğunu bilmiyordum yani kendini araştıran kendine yüklenen kendiliğe yani kendi yani, çözmeye adım. çalışan biri olduğunu bilmiyordum çok teşekkür ederim yani direkt kabul geldiğiniz için ee, seni tanıdığıma burada olduğu için çok mutluyum çok teşekkür. Ederim. Ben de öyle ben teşekkür, evet. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hepinize Aynen. zaten show bitti abone olmayı unutmayın bir dakika benim görüşürüz bay bay subscribe like follow you.